Cumhuriyet Halk Partisi 12 Şubat İlçe Başkanı Sayın Ünal Ateş, Kahraman TV'nin birinci yılında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş çok sağ olun. Bu arada ilk yılımızı kutlayan ilk siyasetçi sizsiniz. Öyle teşekkür ederim Ne ederiz. güzel. Ben öncelikle bir yıl içerisinde göstermiş olduğunuz gayretlerden ve emeklerinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bir yıl içerisinde çok ciddi ...yol aldınız. Çok ciddi adımlar attınız. Bu kentte... ...yerel basında emek veren... ...diğer abiler, büyükler... ...yanında bir yıl... ...olmasına rağmen... ...Kahramanmaraş... ...yerel basınında Kahraman TV... ...önemli bir yer... ...edindi. Bu... ...gayet güzel, şehrimiz adına güzel bir şey. Ben ilk gün... ...geldiğimde de aynı şeyi söylemiştim... Ee, sizden ve yerel basının hepsinden tabii beklentim bu ama Kahraman TV'den de beklentim objektif olması. Ee, Ünal Ateş'in hoşuna gider gitmez haberler değil ya da bir başka siyasi'nin hoşuna giden gitmeyen haberler değil. Ee, gerçek haberler, objektif haberler yayınlamanız. Bu kentte yaşayan çok kıymetli Kahraman gerçeklerden haberi olsun. Bunu ben isterim. Eğer Ünal Ateş olarak ben de bir hata yapıyorsam çok rahatlıkla bu hatayı konu alan haber de yapılabilir, eleştiri de yapılabilir. Ama maalesef üzülerek görüyorum ki birileri yerel basına destek olmak için efendim bizim aleyhimize haber yapmayacaksınız. Bizim aleyhimize haber yaparsanız ilan da yok, reklam da yok, yerel basına destek de yok diyorlar. Bu kentte, bu kente yapılabilecek en büyük ihanetlerden birisi budur. Yerel basını kendi kontrolüne almak isteyenler, yerel basına pranga vurmak isteyenler bu kente çok büyük kötülük yaparlar. Yerel basını serbest bırakmalıyız, özgür bırakmalıyız. Basın mensubu arkadaşlar sizler özgürce yazabilmelisiniz ki biz siyasiler de belli hataları yapıp o haberlere malzeme olmamamız için çabalamalıyız. Yani sen her türlü hatayı yapacaksın o habere malzeme olacaksın. Ondan sonra da suçu yerel basının üstüne atacaksın. Böyle bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Yerel basın özgür olmalı. Yerel basının özgür olabilmesi de ekonomik anlamda özgürlüğünden geçiyor. Bakın 2014 yılında ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken o hazırladığım 146 projeden birisi de yerel basınla ilgili bir projeydi. Ben şunu önermiştim o zaman Fatih Erkoç'a da MHP'nin çok sevgili adayı hocamıza da ee, gelin üç aday olarak deklarasyon yayınlayalım. Kim seçilirse seçilsin. Büyükşehir Belediyesinin billboardlarının yüzde kırkının gelirini Kahramanmaraş'taki yerel basına dağıtalım. Böylece yerel basının ekonomi ile ilgili kafasında bir sıkıntısı olmasın, hiç kimseye bağımlı olmasın, hiçbir siyasiye bağımlı olmasın. Yerel basında özgürce işini yapsın demiştim. Bugün bu kenti yönetenlere bir kez daha diyorum. Gelin o billboardların gelirlerinin yüzde kırkını yerel basına dağıtalım. Yerel basının ekonomik olarak sıkıntılarını çözelim. Kahramanmaraş yerel basını da Anadolu'da şahlansın. Bu anlamda gelecekte de Kahraman TV'nin daha objektif, daha güzel ve şehrimiz için daha hayırlı haberlere imza atmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.